Uyku ölümün kardeşidir diyor Resulü, Allah Resulü. Kur'an ölümü tadacaktır her nefs diyor. Ölümü tadacak ve tattıktan sonra da Hanya'yı Konya'yı görecektir diyor. Fena göreceğiz. Ha siz asırlar hatta 1000 sene evvel yaşayanlar gibi ben ölüp toprak olacağım zaten yaşam yok diyorsanız. O anlayıştan yani binlerce sene evvelden buraya gelmemişsiniz demektir. Öyle devam edin. Mahsuru yok. Ama bugün bilim dünyası varlığın dalgalardan oluştuğunu ve dalgaların bilgiler ihtiva ettiğini, her şeyin bu dalga ve bilgi yapı olduğunu, insanın hakikatinin de dolayısıyla dalga ve bilgi yapı olduğunu tespit ettiği halde siz hala kendinizi et kemik beden kabul edip ölüp toprak olacağım diyorsanız keyfiniz bol olsun, ateşiniz bol olsun. Bence mahsuru yok. Evet, ölümü tadıp gittikten sonra ben kabirde azap görecek miyim? Soruyorum, rüyada birisi boğazınızı sıktığı zaman hiçbir fiziki müdahale olmadığı halde onun ızdırabını, acısını duyuyor musunuz? Size birisi bıçak sapladığı zaman veya bir yerden düştüğünüz zaman, bir tarafınız kırıldığı zaman bunun acısını, ızdırabını duyuyor musunuz? İşte aynı şekilde kabir aleminde de yaşayacaklarınız, kabir azabı denen şeyi meydana getirecektir. Bütün bu sıkıntıları çekmemeniz için de Kur'an size hakikatinizin Allah esmasından meydana geldiğini, varlığınızın onun kuvvet ve kudretiyle, onun isimlerinin tüm özellikleriyle var olduğunu anlatıyor. Ve Resulullah size bunları nasıl uygulama alanına getirip nasıl yaşayacağınızı anlatıyor. Dolayısıyla siz bu ayetlerin manasını anlayıp, hissedip yaşayabilirseniz, kendi hakikatinizdaki bu özellikleri keşfedebilirseniz, bunları uygulama alanına sokabilirseniz, geleceğiniz Allah'ın kudret ve izniyle cennete dönüşür. Aksi halde yaşamınız yanışlarla devam eder.